Evet, TGRT televizyonları Doktorlar Konuşuyor İşte Gündem programı tüm hızıyla devam ediyor. Yine Samsun'dayız. Alanında başarılı, uzmanlaşmış bir hekimimizle yine beraberiz. Diş hekimimiz Emre Harbalioğlu hocamızla güzel bir söyleyişi gerçekleştireceğiz. Merhabalar hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Emre hocam, öncelikle kısaca sizi ve verdiğiniz hizmetleri sizlerden biraz dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Ben Antakya doğumluyum. 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Kliniğimizde bütün diş tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Ayrıca genel anestezi altında tüm işlemleri yapabiliyoruz. Bu kimlerde yapılabiliyor? Engelli hastalarımızda yapılabiliyor. Diş hekimi fobisi olan hastalarımızda bunu gerçekleştirebiliyoruz. Estetik diş hekimliği bugün artık çok etkili bir şekilde yayılıyor. Estetik diş hekimliği adına laminalar, estetik protezler, estetik dolgular uyguluyoruz. Gülüş tasarımıyla beraber diş beyazlatmayı da gerçekleştiriyoruz. Beraberinde gömülü diş çekimleri, bütün cerrahi işlemler, implant tedavileri, bununla beraber işte kök ucundaki sıkıntılarmış, diş çekimleri, bütün cerrahi işlemleri burada yapabiliyoruz. Evet. Emre hocam, en çok hani halkımız hangi konuda size geliyor? En çok diş eti problemleri ve ağız kokusu üzerine geliyor. Çünkü genel bir problem, kişiler arasında, diyaloglar sırasında kişileri bir görüntü rahatsız ediyor, ikincisi de ağız kokusu. Evet. Hocam peki neden oluşuyor bu ağız kokularımız? Ağız kokusunun en büyük sebebi diş eti rahatsızlıkları ve çürükler. Toplumda şöyle bir şey var, ağız bakımına yeterince önem vermiyoruz. Ondan dolayı da ister istemez diş hekimine gidiş sıklıkları da çok fazla değil. Bu nedenle bu sorunları yaşıyoruz. Evet hocam, siz de biraz önce söylediğiniz üzere Türkiye genelinde estetik diş hekimliği gerçekten yaygınlaşmakta. Siz bu anlamda titiz ve hijyenik ortamınızda ne gibi faaliyetleriniz var? Buna biraz derin girebilirsek çok sevineceğim. Tabii ki. Şimdi biz burada tedaviyi kişiye özel olarak planlamak istiyoruz. Çünkü hani bir hastada uygun olan bir tedavi diğer hastada uygun olmayabiliyor. Ondan dolayı hani hastalarımıza öncelikle bir klinik muayeneyi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında da planlama için ölçülerini alıyoruz. Gerekirse teknisyenimize bir planlama yapıp hastamıza sunuyoruz. Yani bir tedavi başlayıp bitmeden önce hasta bunu görmüş oluyor. Evet. Ve tedavinin verimi bence böylece daha çok artıyor. Evet. Peki hocam, estetik diş hekimliği deyince hangi dişlere uygulanıyor? Hani diş yapılarına göre de değişiyor mu? Tabii ki. Ya estetik diş hekimliği aslında gülüş hattıyla sınırlı. Benim için öyle. Hastanın gülüş hattında eğer şeyse, basit işlemlerse estetik dolgularla biz bunu halledebiliyoruz. Değilse protezleri kullanıyoruz. Veya hastanın diş formu gayet güzel ama rengi kötü. Burada da diş beyazlatmayla biz bu problemi ortadan kaldırmış oluyoruz. Emre hocam, verdiğiniz konular gerçekten çok derin ve çok güzel. Son olarak TGRT televizyonları bizler aracılığıyla izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi benim söyleyeceğim şey şu, diş bakımına kesinlikle önem vermenizi rica edeceğiz. Ve diş hekimi kontrollerinizi 6 ayda bir yaparsanız daha sağlıklı bir gülüşünüz olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, Doktorlar Konuşuyor İşte Gündem programımız Samsun'daydı. Gerçekten başarılı, işini de profesyonel anlamda yapan genç bir diş hekimimizle birlikteydik. Diş hekimimiz Emre Harbelioğlu'yla güzel bir söyleyişi gerçekleştirdik. Şimdi sözümüzü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.